Meltem 3 projesi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 6 adet ATR-72-600 deniz gözetleme kabiliyetli deniz karakol uçağı ve 2 adet genel maksat uçağı tedarikini kapsayan 218.682.313 ABD doları değerindeki anlaşma, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İtalyan Alina Armaki Leonardo firması arasında imzalanmıştır. Proje kapsamında Aleyna Armaki firmasının ana yüklenici olması ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ınsa alt yüklenici olması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Temmuz 2012'de İtalyan Aleyna Armaki, SPA ile TUSAŞ arasında imzalanan anlaşmaya binaen, tedarik edilecek 6 adet ATR-72-600 deniz karakol uçağının yapısal ve elektriksel tadilatıyla sistem testleri ve entegre lojistik destek aktiviteleri, TUSAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. Meltem 3 projesi kapsamında tedarik edilecek TCB 701 ve TCB 702 kuyruk numaralı 2 adet ATR 72 600 genel maksat uçağı Temmuz 2013 ve Ağustos 2013 tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmiştir. Uçakların performansa dayalı lojistik hizmeti ise 29 Temmuz 2013 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Meltem-3 projesi çerçevesinde deniz karakol uçağı konfigürasyonuna dönüştürülecek ilk ATR 72-600 uçağı 19 Nisan 2013 tarihinde TUSAŞ tesislerine intikal etmiştir. 2017 yılı içerisinde ilk ATR 72-600 deniz karakol uçağının Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanmış ancak sertifikasyon faaliyetlerinde yaşanılan sıkıntılar sebebiyle proje bir miktar sarkmıştır. Meltem-3 projesi kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek TCB-751 kuyruk numaralı ilk ATR-72600 deniz karakol uçağı son testlerinin yapılması için Nisan 2020'de TUSAŞ tesislerine intikal etmiştir. Uçağın teslimatının kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Meltem-3 projesi kapsamında uçaklarda Kanada üretimi 2 adet PW-127M turboprop motor kullanılmaktadır. CN-235 DK uçakları hafif sınıf, ATR-72-600 ise orta sınıf DK uçağı olarak tanımlanmaktadır. Deniz Karakol Uçakların Silah Sistemleri ATR-72-600 DSH ve SUH uçakları kanat tasarımları nedeniyle kanat altı harici yük istasyonu bulunmamaktadır. Deniz kuvvetlerinin envanterinde bulunan CN-235 DK uçaklarında kanat altı harici yük istasyonlarında MK-46 Mod 5 hafif torpido, su bombası ve Link-11 taktik data link taşıyabiliyor. ATR-72-600 uçakları da Link-16 taktik data linki ve MK-54 hafif torpido kabiliyetine de sahip olacağı belirtiliyor. MK-46 Mod 5 ve MK-54 hafif torpidolarının AT-72-600 entegrasyonu için gerekli mühendislik desteği, Rayton firması tarafından sağlanmaktadır. Silah donanımı açısından ATR-72-600 uçakları dahili bir silah bölmesine sahip değildir. Bu bağlamda silahlar gövde dışında yer alan pilonlarda harici yük istasyonlarında taşınacaktır. Harici yük istasyonları yani pilonlar gövde altına monte edildiğinde harici silah yükü hatırı sayılır, aerodinamik kayıplara, dolayısıyla yakıt tüketiminin artmasına ve görev performansının düşmesine yol açmaktadır. ATR-72-600 uçakları çok düşük seyir ve devriye hızları söz konusu olduğundan oluşacak ilave direnç belli bir noktaya kadar önem taşımaktadır. Pilonlar gövdenin kenarlarında teğet bir şekilde konumlandırılmıştır. Uçakta iki tanesi iniş takımları yuvalarının önünde ve iki tanesi de arkada olmak üzere dört adet pilon yani harici yük istasyonu bulunmaktadır. Pilonların her birinin ağırlığı 40 kilogram civarındadır. Farklı pilon çeşitlerinin bulunmasına rağmen nihai konfigürasyonda kullanılacak olanlar azami 454 kilogram kapasiteli olacaktır. Bu harici yük istasyonlarında 324 milimetrelik hafif torpidolar yani 250 kilogram civarı derinlik bombaları 160 kilogram civarı 400 kilogramlık ağırlıklarıyla Penguin ve Somuje gibi önemli sayılabilecek gemi savar güdümlü mermileri taşınabilir. ATR-72600 ve CN-235 deniz karakol uçakların sensör durumu ATR-72600 TDKU platformlarında kullanılmak üzere sipariş edilen 10 adet deniz karakol görev ekipman paketinden 8 adedi Nisan 2014 itibariyle teslim alınmıştır. Geriye kalan 2 adet paket Eylül-Ekim 2014 tarihinde teslim edilmiştir. Paketlerin 6 adedi teslim alınacak 6 ATR-72600 DK uçağında kullanılacak. Diğer 4'ü ise CN-235 ve ATR-72600 TDKU-DK uçaklarında yer alan Amaskos 300 görev sisteminin ömür boyu idame ve işletmesinin garanti altına alınması maksadıyla yedek olarak kullanılmak üzere depoya kaldırılmıştır. Meltem 3 projesinde kullanılan Amaskos 300 havadan deniz durum kontrol sistemi Meltem 2 projesi altında tedarik edilmeye başlanmıştı. Deniz kuvvetlerinin envanterinde bulunan CN-235-100 M uçakları ve envantere girmesi beklenen ATR-72-600 DSH-SUH platformlarında taktik koordine subayı ve radar operatörü, akustik operatörü ve elektronik harp ve muhabere operatörü olmak üzere toplam 4 operatör konsoluna sahiptir. Deniz Karakol Görev Ekipman Paketinde Amaskos 300 Havadan Deniz Durum Kontrol Sistemi, SAR, ISAR, SPOT, SAR STRIP, SAR MMTI kabiliyetli 400 Watt gücünde 190 Nm menzile sahip Ocean Master 400 radarı, 35 nm menzile sahip su üstü temasları gündüz ve gece şartlarında tanımlama imkanı sunan Asel Filur 200T Filur Sistemi, DMS 2000 Aktif Pasif Aktif Pasif Sono Boy işleme Sistemi, Sono Şamandıraları için aynı anda 16 Sono şamandrasına dinleyebilmekte, Tekas 2 Hava Trafik Çarpışmadan Kaçınma Sistemi, DR3000 SM EDT, 4,5 metre anten uzunluğuna ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığında bir antene sahip, AN/ASQ 508 manyetik düzensizlik dedektörü, Link 11, Link 16 Data Link, LN-100G, ARS 700 havadan kurtarma sistemi, APX-113 IFF sorgulayıcı cevaplayıcıyla AN/60 MILTS ve AN/47 CMDS lançerini içeren Aselsan ASES 235H öz savunma sisteminden oluşmaktadır. Mekanik taramalı antene sahip Ocean Master 400 radarı açık kaynaklara göre olumlu hava şartlarında 30 deniz mili mesafe ve 1000 fit irtifadan bir periskopu 90 deniz mili mesafe ve 600 fit irtifadan 100 metrekarelik alan içinde devriye botunu tespit edebilmektedir. Sistem havadan havaya çalışma şartlarında da başarı sergilemekte ve 25 deniz mili menzil içerisindeki 16 izi birden takip edebilmektedir. ATR 72-600 DK uçağın platformunun ASW DSH rolünde görevi süresi hakkında bir fikir vermek amacıyla denizaltı görevi profiline sahip bir uçağın üst bölgesinden 200 deniz mili uzaklıkta optimum seyir irtifası ve hızda yani 5000 fit gözetleme irtifası ve 145 not devriye hızı periskop tespit etme kimlik belirleme 240 not ile uçak 6,5 saat havada kalabilmektedir. Uçağın havada kalış süresi üst bölgesinden 600 deniz mili uzaklıkta, bir görev bölgesinde 2 saatin biraz üzerinde, 400 deniz mili uzaklıkta bir görev bölgesinde ise 3.3 saat olarak gerçekleşecektir. Meltem 3 projesinde son durum TUSAŞ'ın yayınladığı dergide verilen haberde Meltem 3 projesi de dahil ilk uçak tesislerimize ulaştı denildi.